Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf tarih yazılıya hazırlık videosuyla karşınızdayız. Mükemmel konular sizi bekliyor. Artık biliyorsunuz ki bu sınavlardan sonra uzun bir tatil sizi bekleyecek ama unutmayın Tonguç her daim sizin yanınızda olacak. Değerli arkadaşlar, hazırsanız kemerleri bağlayalım. Hadi uçuşa geçelim. Şimdi ilk olarak dördüncü ve beşinci ünitemizde neler var? Önce bundan bahsedelim. Beylikten devleti Osmanlı medeniyetini göreceksiniz dördüncü ünitede. Peki neler var? Halk kültürü ve kitabı kültür. Yani bu dönemdeki önemli tasavvuf insanları. Ahmet Yesevi'yi, Mevlana Celaleddin Rumi'yi, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaşi Veli'yi, Hacı Bayram Veli'yi ve Ahi Evran gibi Anadolu'nun kandillerini göreceksiniz. Bu Anadolu'nun önemli insanları Anadolu'da tasavvufu, tasavvuf ehillerini ve önemli İslam faaliyetlerini Anadolu coğrafyasında gerçekleştirecekler. Öyle ki Osmanlı padişahları da bunlardan etkilenerek şairleşme politikasını izlemiştir. Neden diyeceksiniz? İkinci Murat, Muradi mahlasını kullanarak şiirler, Fatih Sultan Mehmet Avni mahlasını kullanarak şiirler, İkinci Beyazıt, Adli mahlasıyla şiirler, Yavuz Sultan Selimi mahlasıyla, Kanuni Sultan Süleyman ise Muhibbi mahlasıyla şiirler yazmıştır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde yönetici sınıf diye adlandırdığımız üç sınıftan bahsedeceğiz. Peki kimdir bu üç sınıf? Seyfiye, ilmiye ve kalimiye diyeceksiniz. Peki Seyfiye sınıf dediğim zaman aklınıza gelecek kimlerdir dersek? Sadrazam ya da diğer isminle Veziri Azam. Unutmayın Sadrazam'ın görevi padişahtan sonraki en yetkili görevlidir ve padişahın mührünü ne yapar? Taşır. Daha sonrasında ise vezirler. Vezirler ise Sadrazam'ın yardımcılarıdır. Bir nevi başbakan yardımcıları gibi düşünebilirsiniz. Akabinde kimden bahsedeceksiniz? Yeniçeri Ağası diyeceğiz. Yeniçeri Ağası ise İstanbul'un güvenliğinden ve yeniçerilerden sorumlu olacak. Kaptanı Derya. Kaptanı Derya ise bugünkü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın karşılığına ne yapmaktadır Osmanlı'da? Gelmektedir. Daha sonrasında ise Beylerbeyi yani bir eyaletin başındaki kişi, Sancakbeyi, sancakların başındaki kişiler ise hangi sınıfa giriyor dediğimizde Seyfiye sınıfına girecek. Geldim Kalemiye sınıfına. Yani eli kalem tutan sınıf. Peki bunlar kimdir dersek? Kalemiye sınıfı diplomasi sınıfı olarak da bilinmekte. Kimlerdir dersek? Defterdar, Reisül Küttab ve Nişancı diyeceksiniz. Defterdar Osmanlı Devleti'nin mali işlerinden sorumlu divan üyesi. Reisül Küttab ise dış işlerden sorumlu ve 18. yüzyıldan itibaren önemi ve konumu artmıştır. Nişancı hem iç hem dış yazışmalardan sorumlu görevli olarak bilinmekte. Bunun yanı sıra Osmanlı Devleti'nde de yine birçok el sanatlarında da gelişme göreceğiz. Dokumacılık, ahşap işlemeciliği, çini, taş süsleme sanatı ve hat sanatı gibi sanatlar Osmanlı Devleti'nin vazgeçilmez sanatları olarak bilinmekte. Geldim şimdi 5. üniteme. Dünya Gücü Osmanlı. 1453-1595 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin zirve yaptığı dönemi göreceğiz. İlk olarak 1453 ve 1520 yılları arasında siyasi olaylar gerçekleşecek. Peki bunu bir açalım. Neler oldu? İlk olarak Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'un fethini gerçekleştirdi. Akabinde yönünü batıya doğru çevirerek Belgrad hariç bütün Sırbistan'ı fetih etti. 1459 yılında Anadolu'ya tekrar dönerek Amasra'nın alınmasını sağladı ki unutmayın bu Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları arasında gösterilmektedir. Daha sonrasında yine batıya doğru yönelerek 1460 yılında Mora'nın alınmasını sağladı. 1461 yılında Sinop ve Trabzon Rim İmparatorluğu'na son vererek Anadolu'da büyük bir toprak kazancı sağlamış ve Anadolu Türk Siyasi Birliği'nde önemli adımlar atmıştır. 1462 yılında Efrak, 1463 yılında Bosna ve 1463 ve 1479 yılları arasında Venediklerle olağanüstü bir deniz savaşı gerçekleşiyor. Fakat iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamaması üzerine Osmanlı Devleti Venediklerle antlaşma yapmıştır. Peki bu anlaşmayı neden yaptı Osmanlı Devleti ve anlaşmada neler verdi? 1. Venedik gemileri Osmanlı karasularında çok rahatça ticaret yapabilecektir. 2. Venedikler İstanbul'da elçilik bulundurabilecek. Ki unutmayın İstanbul'da ilk elçilik açan devlet Venediklerdir. Burada Fatih Sultan Mehmet'in amacı şudur. Bir, Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek. iki ticareti canlandırmaktır. Daha sonrasında ise yönümüz nereye dönecek dersek eğer bu süreç içerisinde ilk olarak Akkoyunlu Devleti ile Doğu'da 1473 yılında Otlukbeli Savaşı gerçekleşecek. Uzun Hasan bu savaşta yenilerek Doğu Anadolu'nun güvenliğini Osmanlı Devleti sağlamıştır. 1474 yılında Fatih Sultan Mehmet Anadolu'ya doğru yönelerek Karamanoğullarını almış ve Anadolu'da sürekli rekabet ettiği Karamanoğullarına son vermiştir. 1475 yılında Gedik Ahmed Paşa komutasındaki ordu Kırım'ın fethini gerçekleştirdi ki sen bunu unutmayacaksın. Kırım'ın alınmasıyla birlikte Karadeniz Türk Gölü haline gelmiş ve İpek Yolu'nun denetimi tamamen Türklerin eline geçmiştir. 1476 yılında Bodan ve 1480 yılında Otoronto seferi gerçekleşecek. Yani Fatih Sultan Mehmet İtalya'ya çıkartma yapıyor. Yalnız burada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş, fethi yarıda kesilerek geri dönmüştür. Fatih'in iki tane oğlu vardır. Bunlardan birisi Cem Sultan, diğeri ise ikinci Beyazıt. İkinci Beyazıt tahta geçmiş ve tahta geçmesiyle birlikte kardeşi Cem Sultan abisinin tahta geçmesini kabul etmemiştir. Bunun üzerine abisiyle Cem Sultan arasında büyük savaşlar gerçekleşmiş fakat Cem Sultan bu savaşlarda mağlup olmuştur. Daha sonrasında Cem Sultan Memlüklerden yardım alarak tekrar abisine saldıracak. Bu şunun göstergesidir değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti ilk kez kendi bir iç meselesi dış sorun haline gelmiştir. Ve Cem Sultan daha sonrasında Rodos Şövalyelerine oradan Papa'ya sığınarak kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybederek ölmüştür. Böylece arkadaşlar 2. Beyazıt döneminde fetihler durmuş ve biz tarihçiler bu döneme Osmanlı'nın yükselme dönemindeki duraklama dönemi diye adlandırmaktayız. Sonrasında 1492 yılında 2. Beyazıt döneminde İspanya'daki Yahudiler Beyazıt'tan yardım istemesi üzerine Beyazıt İspanya'ya gemiler göndererek buradaki Yahudiler ve Müslümanlara yardım etmiştir. 1511 yılına geldiğimizde ise doğuda ise Safavi Devleti'nin desteklediği Şii propagandalı Şah Kulu ayaklanması gerçekleşecek. Ve bu ayaklanmayı 2. Beyazıt zar zor bastırmış ve Beyazıt beklemediği bir dönemde oğlu Selim yani Yavuz Sultan Selim zorla tahtı ele geçirmiş ve Osmanlı Devleti'nde 8 yıllık payitahtına tahtına 80 yıllık icraat sığdırmıştır. İlk yaptığı icraatlardan bir tanesi doğudaki Şiilik propagandasını önleyebilmek için Safavi Devleti ile Çaldan Savaşı yapmış. Namı diğer Safavi Devleti dediğim zaman aklınıza Şah İsmail gelecek değerli arkadaşlar. Bu savaş sonucunda başarılı olan Osmanlı Devleti doğudaki Şiilik propagandasını önlemiş olacak. Anadolu'ya doğru yönelen Yavuz Sultan Selim, Dulkadiroğlu Beyliği ile Turnadağ Savaşı yapmış ve burayı hiçbir şekilde unutmuyorsun. Anadolu Türk Siyasi Birliği Turnadağ Savaşı ile kesin olarak sağlanmıştır. Daha sonrasında yönünü Memlükleri seviren Yavuz Sultan Selim, Memlüklerle Mercidabık ve Ridaniye savaşları yapacak. Bu savaşla birlikte bir Baharat yolu Osmanlı Devleti'ne, iki Halifelik makamı yine Osmanlı Devleti'ne geçmiş. Kutsal hazineler İstanbul'a getirilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti teokratik bir devlet anlayışına kavuşmuş ve Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim olmuştur. Yine dediğimiz gibi daha yeni bunları da söyledik değerli arkadaşlar. Bu süreç içerisinde Kanun Sultan Süleyman'a gelecek daha sonra olay. Kanun Sultan Süleyman dedesi Fatih Sultan Mehmet'in alamadığı Belgrad'ı 1521 yılında fethedecek. 1522 yıllarına geldiğimizde Rodos fethiye edilecek. 1529 yılında Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir'e hakim olmuştur. 1529 yılında ise artık Beyer Viyana kuşatması İlk kez Viyana'yı kuşatacağız. Bu kuşatma sonrasında ise Habsburg İmparatorluğu ya da Nami diğer Avusturya ile hangi anlaşma imzalanmıştır? İstanbul Antlaşması imzalanacak. Bu anlaşmayla birlikte Osmanlı Devleti Orta Avrupa'da üstünlüğünü sağlamış ve Avusturya'ya karşı siyasi üstünlük elde etmiştir. Peki nereden anlıyorum bunu dersek eğer? Anlaşmada şu maddeden bileceksiniz değerli arkadaşlar. Osmanlı sadrazamı protokol bakımından Avusturya Arşidükine yani kralına denk sayılacaktır. Bu da Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşı siyasi üstünlük sağladığının açık ve net göstergesidir. Daha sonrasında 1533 yılında Cezayir fethedilecek. 1534 yılında İran'a Irak'ın seferi düzenlenir ve 1533 yılında Fransa'ya kapitülasyonlar verilecek. Peki kapitülasyon verilmesinin temel hedefi nedir dersek? Şunu bileceksiniz değerli arkadaşlar. Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek, ticaretini yapmaktır, canlandırmaktadır. Daha sonrasında Portekizlerin Portekizlilerin öncesinde 1538 yılında Barbaros Hayrettin Paşa tarafından Haçlılarla Preveze Deniz Savaşı gerçekleşecek. Haçlar ağır bir mağlubiyet almış, Akdeniz'de Türk üstünlüğü sağlanmıştır. Hatta 26 Eylül tarihi Türk tarihinde Türk Donanma Günü ve Türk Denizcilik Günü olarak kutlanmaktadır. Hindistan'a giden Portekizler buradaki Hintli Müslümanlara zul uygulamaktadır. Ve bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istenir ve bu yardım üzerine dört defa Hint deniz seferi düzenlenir. Peki kimlerdir bu? Hadım Süleyman Paşa, Piri Reis, yine arkadaşlar Murat Reis ve arkadaşlar Seydi Ali Reis. Dört tane seferin dördü de başarısız olacak. Temel sebep nedir dersek? Çünkü gemilerimin okyanusa dayanıksız olması ve denize göre yapılmış olması seferlerin başarısız olmasına sebep olacak. Ve aynı zamanda da buradaki Hintli Müslümanların yardım etmemesi de seferlerin başarısız olmasına sebep olacak diyeceğiz değerli arkadaşlar. Daha sonrasında Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili bileceğim unsurlardan bir tanesi Trabuskarp ne yapılacak bu dönemde fethedilecek ve dünyanın en kısa süren savaşı Mohaç Meydan Muharebesi gerçekleşmiştir. Ve daha sonrasında değerli arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman'ın ölmesiyle birlikte 2. Selim ve 3. Murat yani Sokulu Mehmet Paşa'nın dönemiyle sona ören dönemdir dünya gücü Osmanlı. Peki Sultan ve Osmanlı merkez teşkilatı nasıldı? Bir Osmanlı'nın kalbi Topkapı Sarayı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra fetih gelen bir dönüşüm gerçekleştirecek. Burada iskanlar düzenleyecek ve Osmanlı Devleti'nin İstanbul'a ve en önemli sarayı olan Topkapı Sarayı'nı inşa etmiştir. Topkapı Sarayı'nın inşa edilmesiyle de birlikte saray 3 bölüme ayrıldı. Enderun, birun ve harem olarak ne yapılmakta bilinmekte. Enderun dediğim zaman devşirme kökenli devlet adamlarının yetiştirildiği bölüm olarak adlandırılmakta. Ve bu bölüm kendi içinde birçok bölüme ayrılmaktadır. Has oda, doğancılar odası, seferli oda, kiler odası, hazine-i hassa gibi bölümlere ne yapılmıştır? Ayrıldı. Daha sonrasında Biron ise devletin resmi işlerinin görüşüldüğü ve padişahın arkadaşlar siyasi hayatının geçtiği bölümdür birim bölümü. Peki birim bölümünde hangi bölümlere ayrılmaktadır? İşte müteferrikalar, daha sonrasında kubbe altı, mehterhane, saray mutfağı, saray hastanesi gibi bölümlere ayrılmaktadır. Harem ise her zaman bildiğiniz klasik bir şey padişahın özel hayatının geçtiği bölüm olarak bilinmekte. Bu dönemde Fatih Sultan Mehmet otoriteyi sağlayabilmek için Osmanlı Devletinin ilk kanunnamesi olan kanunname Ali Osman'ı gerçekleştirecek. Peki burada kaç etkeni bileceğiz dersek 4 kere etkeni bileceksiniz. Bir, Devletin bekası için kardeş katli vaciptir. 2. Yine haksız kazanç elde eden devlet adamlarının mallarına el konulacaktır. Nitekim biz buna müsaadere usulü diyeceğiz. Daha sonrasında ise padişahlar padişah olmadan önce şehzadeyken eğitim alırlardı. Biz buna sancak sistemi diyeceğiz. İlk kez sancak sistemi yasal hale gelecek. Ve padişahlar tahta çıktığı zaman kapı kullarına culus bahşişi dağıtırdı. Ve culus bahşişi de nitekim yasal hale gelerek devletin otoritesi sağlanmaya çalışılmıştır. Peki geldim Anadolu'nun mağrur yeri Anadolu coğrafyasına. Peki klasik çağda Osmanlı'nın toplum düzeni nasıldı? İlk olarak toplumun harcı millet sistemi. Peki nedir millet sistemi? Osmanlı Devleti halkı dinine göre ayırmasına millet sistemi. Bakın ne diyeceğim? Müslüman ya da gayri Müslim diye adlandıracaksınız. Fetih edilen yerlerde İslam kültürünün etkisini göreceğiz. Buradaki önemli dervişler ve tarikatlar İslamiyetin yayılmasına büyük katkı sağlayacak. Balkanların Türkleşmesi ve Müslümanlaşması anlamında önemli çalışmalar yürütecek. Osmanlı Devleti tabii ki büyük geçim kaynağını toprak mülkiyeti ve çift hane sistemiyle gerçekleştirecek. Toprağın büyük bölümü devlete ait ve devlet bu dönemde halkına toprak dağıtarak insanların geçimlerini sağlamasını sağlamış ve aynı zamanda üretimde devamlılığı sağlamıştır. Aynı zamanda Ahi Evran Veli'nin kurduğu Ahilik Teşkilatı'nın devamı niteliğinde sayılan Osmanlı Devleti'nde lonca Teşkilatı görülecek. Nar kesme, gedik usulü gibi unsurlar yine Lonca Teşkilatı'nın önemli kavramları içinde yer almaktadır. Osmanlı'da yine vakıf müessesi göreceğiz. Vakıfların özelliği nedir dersek? Hastane, yol, köprü, medrese gibi önemli sosyal bayındır faaliyetler için vakıf müessesesi kullanılmıştır. Evet değerli arkadaşlar, 6 ve 7. ünitemizde de bunları göreceksiniz. Tabii ki sizin için şimdi çok güzel sorular hazırladım ama sorulara geçmeden önce tabii ki ödevlendirmemizi de yapmamız gerekiyor. İlk olarak arkadaşlar, tabii ki Tonguç'un Dinamo soru bankasını göreceksiniz 10. sınıf. Sayfamızı açıyoruz. Sayfamızı açtığımızda bakın burada ünitelerimiz de var. İlk olarak 4. ünitede 84. sayfaya doğru geldiğimde ilk neyi göreceksiniz değerli arkadaşlar? Tonguç burada sizin için çok güzel bir ne hazırlayacak değerli arkadaşlarım. Sayfayı bulamadım. Hemen burada yazıları göreceksiniz. Tonguç sizin için bir ünite için ekstra bir yazılı provası hazırladı. İlk olarak sayfamızı hemen söyleyelim. 99'da 100 arasını ne yapacağız? Geleceğiz. 5. ünitemize geldim. 5. ünitemizde ise nereden sorumlu olacağız dersek hemen sizin için buluyorum sayfamı. Hemen geldim. Değerli arkadaşlarım şöyle yapalım. Burada da göreceksiniz Dünya Gücü Osmanlı Devleti'nin yine yazılı provası var. 132 ile 133 arasında ödevlendireceğiz. Son olarak da geldik arkadaşlar klasik çağda Osmanlı toplum düzenine. Burada da görüyorsunuz son sayfama doğru Tonguç sizin için yine çok güzel bir ne hazırladı? Hazırlık yazılısı hazırladı. Tabii bununla bitecek mi? Hayır. Tonguç senin için çok bomba bir şey hazırladı. Peki ne? İkinci dönem yazılıya hazırlık notlarını göreceğiz. Her konuyla ve her dersle ilgili sana yazılı provaları var. Hemen gelelim tarihte nereye sorumluyuz. Hemen tarihi buluyorum. Tarihte değerli arkadaşlarım sayfa nereden başlayacak? 40'tan başlayıp nereye kadar? Değerli arkadaşlar sayfa 59'a kadar sorumlu olacağız. Ve sınava girdiğinde de bomba neyler alacaksın? Notlar hazırlayacaksın. Şimdi hazırsan kemerleri bağla. Hadi bakalım sınava geçelim. Şimdi ilk olarak sana bir soru var. Millet klasik İslam literatüründe şeriat, din, mezhep ve bunlara bağlı topluluğu ifade etmekte olup ırk, soydan ziyade din, mezhep mensubiyetini vurgulamaktadır. Millet kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. ırk birliği. B. Etnik toplum. C. Ümmet birleşimi. D. Dini adiyet. E. Milli toplum. Arkadaşlar buradaki amacımız nedir dersek dini aidiyetin olduğunu ne yapabilirim millet sisteminde söyleyebiliriz. O yüzden de doğuracağımızı değişik olarak ne yapacağız ele alacaksınız. Geldim bir diğer sorumuza. Osman Devleti'nin fethettiği yerleşim yerlerinde iskan siyaseti izlerken hedeflediği faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Bölgeyi Türk İslamlaştırma. B. Askeri ihtiyacını karşılama. C. Üretimde sürekliliği sağlama. D. Koloni birliğini sağlama. E. Vergi kontrolünü elinde tutma. Bakın değerli arkadaşlar bizim koloni yapma gibi bir derdimiz yok. İlkel bir toplum muyuz? Hayır. O yüzden de doğru D olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Geldim bir diğer sorumuza. İstanbul'un fethinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez demiş. A Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması. B Bizans'ın haç seferlerini zemin hazırlaması. C Batı Roma'nın Bizans ile birleşme gayesi. D Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bağlantının sağlanabilmesi. E bölge ticaret yollarının ve kazançlarının ele geçirilmek istenmesi. Değerli arkadaşlar, Doğu Roma'nın öncesinde Batı Roma dediğimiz toplum 476 yılında yıkılan bir toplum. Ama biz 1453 yılından bahsediyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olarak bilinmekte. Geldim bir diğer sorumuza. Diğer sorumuz ise kanunnameler kamu hukuku, devlet teşkilatı, idare vergi ceza hukuku ve hisbe alanlarını kapsamaktaydı. Osmanlılar bir bölgeyi fethettiklerinde genellikle mevcut kanunları muhafaza etmişler veya önemsiz bazı değişikliklerle uygulamışlardır. Osmanlıların böyle bir politika izlemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Amacımız ne değerli arkadaşlar? Burada kalıcılığı ne yapmak? Sağlamak. O yüzden A fethedilen bölgenin kültüründen daha geride olma, B kanun oluşturucu kurumlardan mahrum olma, C mevcut düzeni sarsmadan hareket etme ve fetihi pekiştirme, D nizam sahibi olmaktan uzak olma, E bölgenin İslamlaştırılmasını kolaylaştırma. Bakın arkadaşlar mevcut düzeni buradan sarsmadan hareket etme, fetihi pekiştirme önemli unsurumuz. Yani doğru cevabımızı C şıkkı diyeceğiz. Geldim bir diğer sorumuza. 1555 yılında Amasya Anlaşması'na göre Doğu Anadolu, Bağdat, Tebriz ve Azerbaycan Osmanlı Devleti'ne bırakılmış Basra Körfezi Osmanlı'nın kontrolüne girmiştir. Amasya Anlaşması'nın tarihteki önemi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar hocanız bunu soru olarak sorabilir. Ama sen şunu söyleyeceksin. Amasya Anlaşması'nın Osmanlı Devleti ile İran ya da Safavi Devleti ile imzalanan ilk resmi antlaşma olarak ne yapacağız bileceksiniz. O hemen baktığım şıklarıma A. Doğuda en geniş sınırlara ulaşması. Hayır. B. Safavilerle tarihte yapılan son anlaşma olması. Hayır. C. İpek yolunun hakimiyetinin Osmanlı'ya geçmesi. Hayır. D. Safavi devletinin tarihe karışması. Hayır. E. Osmanlı ile Safavi arasında ilk resmi antlaşma olması demiş. O yüzden doğru cevabımızı E şıkkı diyeceğiz. Bir diğer sorumuza gelelim. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılda ekonomik alanda etkili olmuştur? A) Coğrafi Keşifler, B) Fransız ihtilali, C) Sanayi inkılabı, D) Haç Seferleri, E) Rönesans. Biliyorsunuz ki değerli arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin olumsuz ekonomik anlamda etkileyen etken nedir dersek, coğrafi keşifler olacak. O yüzden doğru cevabımızı A şıkkı diyeceksiniz. Şimdi geldim cevaplarımızı hadi birlikte beraber bulalım. Anadolu'da Celali isyanları olarak adlandırılan isyanlar sürecinin ilki hangi Osmanlı Sultanı döneminde gerçekleşmiştir demiştir değerli arkadaşlar. İlk isyan bu dönemde Yavuz Sultan Selim döneminde Bozoklu Celal isyanı diye adlandırılacak ve Anadolu'da çıkan daha sonraki isyanların genel adı Celali İsyanları kalmıştır. Hemen buraya ne dedik? Yavuz Sultan ne diyorsunuz arkadaşlar? Yavuz Sultan Selim diye ne yapacağız? Adlandıracağız. Geldim. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hint deniz ticaret yolunu ele geçirmek için görevlendirilen ve Miratül Memalik adlı eseri yazan ünlü denizci kimdir demiş arkadaşlar. Miratül Memalik adlı eseri yazan önemli kişi kimdir dersek de şunu söyleyeceksiniz arkadaşlar. Piri Reis olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Geldim. İran'da bulunan Safavi Devleti'nin Anadolu'yu ele geçirme amacıyla yaydığı Şii propagandasının bir sonucu olarak 2. Beyazıt döneminde ortaya çıkan ayaklanma hangisidir? Buna da diyeceğiz ki değerli arkadaşlar Şah Kulu ayaklanması olarak bilinmekte. Memlüklerin siyasi varlığına son veren Osmanlı hükümdarı kimdir? Hemen söyleyelim. Kim diyorsunuz? Yavuz Sultan arkadaşlar Selim olarak ele alacağız. Geldim eşleştirmeme. Biz Osmanlı'da 1352'de tanınan ilk kapitülasyonlara sahip devlet demiş. 1352 yılında ilk arkadaşlar bizim imtiyaz verdiğimiz devlet kimdir dersek Cenevizler yani iyi buraya yerleştirdi Tımar spaylerle subaşı, sancak beyi, beyler beyi, vezir ve sadrazam gibi görevleri kapsayan sınıf hangisidir dersem Seyfiye sınıfı diyeceğiz. Yani B'ye doğru yola çıktık B diyeceksiniz. Fatih Sultan Mehmet'in şiirlerinde kullandığı mahlas neydi değerli arkadaşlar? Avni mahlasıydı. Üçe de E'yi yerleştiriyoruz. Geldim dörde. İkinci Murat tarafından devlet adamı yetiştirmek için ilk defa Edirne Sarayı'nda kurulan ve Fatih tarafından Topkapı Sarayı'nda uygulanan saray okulunun adı neydi? Enderun Mektebi'ydi. Hemen Enderun'u da C'de buldum. Dörde de C'yi yerleştirdim. Beş, yazıyı estetik ölçülere bağlı kalarak güzel bir şekilde yazmış sanatı nedir? Hat sanatı diyeceğiz. Onu da D'de görüyorum değerli arkadaşlar. D'yi de buraya yerleştirdim. Türk Denizcilik Günü olarak kutlanan Osmanlı Haçlı Savaşı neydi? Pireveze Deniz Savaşı'ydı. Hemen G'yi de buraya yerleştirdik. Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerinde kullandığı mahlas neydi? Muhibbi mahlasını kullanacaktı. Yani F'yi de buraya yerleştiriyoruz. Sarayın ihtiyaçlarına kamu binalarının tamirat ve bakım işlerine bakan kişi nedir dersek değerli arkadaşlar. Buna da ne diyeceksiniz? Şehre mini diye adlandıracağız. A'mıza buraya yerleştiriyoruz. Geldim boşluk doldurmamıza. Şimdi burada sizin için arkadaşlar biz kopyaları verdik. Siz de hemen içinizden bir tahmin edin bakalım. Bileceğim unsurlardan bir tanesi İstanbul'un fethi İslam dünyasında sevinçle karşılanan fetih nokta nokta olarak isimlendirilmiştir. Ne diye isimlendirilecek arkadaşlar? Fetihi mübin olarak ne yapılmıştır? Bilinmekte. Hemen yazalım buraya. Fetihi mübin diyoruz değerli arkadaşlar. 1571 yılında 2. Selim döneminde nokta nokta deniz savaşında Osmanlı donanması yakılmıştır demiştir. Değerli arkadaşlar hangi donanma dersek İnebahtı'da arkadaşlar Osmanlı donanması yakılacak. Kadı müderris, kazı askeri ve şehir İslam gibi devlet görevleri nokta nokta sınıfına mensuptur demiş. Hemen şuradan kendin bulmaya çalış. Kim diyeceksin tabii ki? ilmiye sınıfı diye adlandıracağız. Geldim diğerime 1514 yılında Safavilere karşı elde edilen nokta nokta zaferi hangisiydi? Çaldıran zaferi olarak ele alacağız. Anadolu tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve bu zaferle Doğu Anadolu tamamen Osmanlı topraklarına katılmıştır. 16. yüzyıldan itibaren donanma komutanı olarak nokta nokta divana katılmıştır. Peki kim katılmıştır dersek değerli arkadaşlar hemen şuradan bir bak bakalım. Kim diyeceksin tabii ki? Kaptanı Derya diyeceğiz. Hemen kaptanı Derya'yı da buraya ne yapalım? Yerleştirelim. Geldim. 6. Fatih Sultan Mehmet'in şiirlerinde kullandığı mahlasa ne diyorduk biz değerli arkadaşlar? Daha bir tekrar etmiştik. Düşünün Avni mahlasını kullanacaktı değil mi arkadaşlar? Avni mahlası dedik. 7. Alman seferi sonucunda Osmanlı Devleti'nin istediği şartlarda 1533 yılında yapılan anlaşma hangisidir dersek? Hemen İstanbul Anlaşması diyeceksin. Hemen İstanbul'u da buraya ne yaptım? yerleştirdim. Siyasi ve askeri konularda geniş yetkilere sahip olan nokta nokta padişahın mutlak vekiliydi ve padişah mührünü taşırdı demiş. Kim diyeceğiz buna da? Veziri Azam ya da diğer isminle ne diyeceksiniz? Sadrazam olarak ele alacağız. Şimdi geldim doğru ve yanlışlarımıza bakalım. Bir Osmanlı toplumunda devletin asli unsuru Hakim millet konumunda olan Müslüman Türkler iken gayrimüslimler ise Müslüman Türkler tarafından himaye edilen Farklı mezheplere mensup Hristiyan ve Musevi gibi milletlerden ne yapmaktaydı? Oluşmaktaydı. Evet buna biz ne diyecektik? Millet sistemi diyecektik. Hemen buraya tıkımızı koyduk. İki kanundan itibaren vezir azamlara geniş yetkiler verilmiş ve padişah mutlak vekil olarak divan-ı himayuna vezir azamlar başkanlık etmeye başlamıştır. Hayır. Burada kanun Sultan Süleyman döneminde değil Fatih Sultan Mehmet Han döneminde olacak. O yüzden de ikiye yanlışımızı yerleştirdik. Ali Kutçu İstanbul'un enle ve boylamını belirlemek için de çalışmalar yapmış ve günümüzde kabul edilen değerlere yaklaşık bir değer bulmuştur. Evet değerli arkadaşlar Ali Kutçu matematik ve astronomi anlamında önemli çalışmalar gerçekleşmiştir. Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını kazanan Osmanlı Devleti Safavilerin siyasi varlığına son vermiştir. Hayır değerli arkadaşlar Safavilerin değil kimlerin diyecektik? Memlüklerin neyine son verdi? Siyasi varlığına son verdi. O yüzden de buraya da yanlışımızı koyduk. Geldik Osmanlı'da sancağa çıkan şehzadenin yanında Atabey denilen tecrübeli bir devlet adamı bulunurdu. Hayır Türkistan tarihinde göreceğiz Atabey'i. Nerede diyoruz biz peki biz Osmanlı Devleti'nde? Lala diye adlandıracaksınız. Yine bunu da yanlış olarak kabul ettik. Gelin bir diğerimize Osmanlı Devleti'nin ilk siyasetname Şeholu Mustafa tarafından kaleme alınan Kenzül Küberra ve Mehekkül Ulemadır. O yüzden de bunu doğru olarak kabul edeceğiz. Coğrafi Keşifler sonucunda Orta Çağ'ın skolastik düşünce yapısının değişmeye başlaması yeni bir iktisat anlayışını geliştirmiş ve bu yeni iktisat anlayışıyla zenginleşen Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerini başlatan düşünce yapısı ortaya çıkmıştır. Evet değerli arkadaşlar coğraf keşifler sonrasında zenginleşen Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketleri baş gösterecek. Cihan hakimiyeti ve gücün sembolü kabul edilen Topkapı Sarayı 1465 ve 1478 yıl arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından bugün Sarayburnu denilen mevkiye yaptırılmış ve en uzun süreyle kullanılan saray olmuştur. Evet değerli arkadaşlar daha sonrasında 2. Abdülhamit'e geldiğimiz zaman ise Yıldız Sarayı devletin merkezi haline ne yapacak gelecek diyeceksiniz. Şimdi değerli arkadaşlar sizin için çok güzel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Umarım mükemmel yazılı video sonuçlarıyla gelirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.